Merhaba, iyi günler. Dünkü yayında sözünü ettiğimiz ve sözünü verdiğimiz yayını bugün yapıyorum. Dün AK Parti içerisindeki gizli hayırcılar başlığıyla AK Parti'ye yoğunlaşmıştık, İktidar Partisi'ne. Bugün daha bir geniş bir çerçeveden Türkiye'de İslami camianın referanduma nasıl baktığını ele almak istiyorum. Camia lafını seçerken zorlandım. Normalde ben İslami kesim derim ama o kesim lafının bir itici bir yönü de var. Onun için camia derim. Daha geniş bir yerden bakıldığı zaman bunun içerisine öncelikle tabii cemaatler giriyor. Değişik cemaatler, Nakşibendiliğin değişik kolları, Süleymancılık, Nurculuğun değişik kolları gibi. Ama cemaatlerin dışında kendini cemaatle, herhangi bir cemaate bağlı hissetmeyen ama kendi başlarına bulundukları yerlerde aileleriyle, yakın çevreleriyle, mahallelerinde dindar bir hayat süren insanlar da bu İslami camianın içerisinde. İslami camia derken illa politize olmuş kesimleri kastetmiyorum. Hatta tam tersine daha sosyal bir şeyi ele almak istiyorum. Daha sosyal olanı ele almak istiyorum. Tabii ki bunların içerisinde politikayla çok ilgilileri var, kısmen ilgili olanlar var vesaire. Şimdi önce cemaatler üzerinden baktığımız zaman şu ana kadar benim gözlediğim kadarıyla hatırı sayılır İslami yapılanma içerisinde referanduma hayır vereceğini açıklayan tek grup Nurculuğun Yeni Asya kolu. Bir onu gördüm, onu gözledim. Bunun dışında bir takım irili ufaklı gruplar da hayır diyorlardır ya da ima ediyorlardır ama önem verebileceğimiz grup olarak Yeni Asya grubu var. Yeni Asya'nın belli bir etkisi var, belli bir sembolik de etkisi var. Bir de sayısal olarak da belli bir etkisi var. Ama Türkiye'de Fethullah Gülen grubunun güçlenmesiyle beraber, özellikle son yıllarda ve genellikle devlet destekli bir şekilde güçlenmesiyle beraber Türkiye'deki diğer İslami cemaatler büyük ölçüde marjinalleşmişlerdi ve bundan özellikle eğitim, medya gibi alanlarda faaliyet, yayıncılık alanlarında faaliyet gösteren cemaatlerin çok ciddi bir şekilde etkisi kırılmıştı. Gülencilerin bu ciddi bir şekilde yükselmelerinden en fazla olumsuz anlamda etkilenenlerden birisi de Yeni Asyacılar, Nurculuğun Yeni Asya koluydu. Yeni Asya bir süredir özellikle son dönemde hükümet, cemaat kavgasında daha ortada bir yerde durmaya çalıştı. Çok zorlandı, çok büyük baskı gördü. Kendi içerisinde de tartışmalar yaşadı ama gördüğüm kadarıyla referandumda da hayır çizgisini açıkça gazetelerinden ve sosyal medya imkanlarını kullanarak dile getiriyorlar. Onun dışında ciddi anlamda etkili olan bir yapının hayır dediğini görmedim. Ama evet diyenler, evet diyeceklerini tahmin ettiklerimiz ve açıkça evet diyenler çok. Bunlar da zaten bir süredir kendilerini Erdoğan'la, Tayyip Erdoğan'la ve AK Parti ile, ama AK Parti'den ziyade Tayyip Erdoğan'la özdeş kılan, onunla bir ilişki içerisine giren yapılar. Bu yapıların yalnız çok ciddi ortada bir mesele var. Şimdi normal şartlarda Türkiye'de özellikle sağ partiler İslami cemaatlerle geçmişte, AKP öncesi dönemi bahsediyorum daha çok, 50'li, 60'lı, 70'li ve 80'li yıllarda, cemaatlerle şöyle bir ilişki kurarlardı. Onlardan siyasi destek alırlardı, oy desteği vesaire. Ve onların da sosyal alandaki faaliyetlerine karışmaz, önlerini açarlardı. Onları birazcık kollarlardı. Ve dolayısıyla siyasi olan bir tarafta, sosyal olan bir taraftaydı. Ama bir süredir Fethullah Gülen'le beraber özellikle sosyalle siyaset, siyasi olanın iç içe geçtiğini gördük. Siyasette çok fazla ama doğrudan değil, örtülü bir şekilde dahil olmasını gördük. Ve siyasetle Gülencilerin iç içe geçmesi AKP ile kurdukları iktidar ittifakla tam netleşti. Özellikle 2007 sonrasında ve daha sonra ama Erdoğan'la girdiği savaşta, savaşla beraber işin rengi değişti. Ve burada
Erdoğan'ın, AK Parti'nin ama esas olarak Erdoğan'ın Fethullah Gülen ve onun hareketine karşı başlattığı savaşın çok önemli bir başka boyutu oldu. O da şu oldu. Erdoğan sosyal İslam diyebileceğimiz sosyal alandaki dini yaşantıyı da kendi kontrolü altına almaya karar verdi. Bu Gülen olayından dolayı oradan bir ders çıkarttı kendince ve bu dersten hareketle hem bir sosyal alanda bu cemaati temizleme yoluna giderken diğer cemaatlerin sosyal alanlardaki faaliyetlerini de çok sıkı bir kontrole aldı. Hatta onlara çok da fazla güvenmediği için ne olur ne olmaz diye kendisi bir takım örgütlenmelere, aile fertlerinin doğrudan sorumluluk üstlendiği bir takım vakıflarla özellikle eğitim alanında çok ciddi bir şekilde faaliyet yürütmeye başladı. Onun yetmediği yerlerde Milli Eğitim Bakanlığı'nı ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nı devreye soktu ve sosyal alandaki devletin ve siyasi iktidarın gücünü giderek arttırdı. Bu aslında Türkiye'de, Cumhuriyet tarihinde, hatta daha geriye gittiğimiz zaman Osmanlı döneminden beri cemaatlerin aslında istemediği bir şey. Yani bu siyasi otoritenin bu kadar her şeye müdahil olması, her şeyi kontrol altına alması, her şeyi kendine bağlaması ve diğer sosyal oluşumlara, dini yapılanmalara özellikle bu konumuzda bir bağımsızlık tanımaması, hatta bağımsızlıktan vazgeçtik, özellik bile tanımaya yanaşmaması ciddi bir şekilde bir tedirginlik yaratıyor. Bu geçmişteki tecrübelerden mütevellit yaşanan bir tedirginlik. Tabii burada Erdoğan'ın kendisinin de dindar bir kişi olmasının verdiği belli bir güvenlik duygusu var. Ama yine de siyasi İslami cemaatler üzerinde çalışan bir gözlemci olarak, gazeteci olarak hiçbir cemaatin Erdoğan'la ve siyasi iktidarla ilişkisi ne olursa olsun, ne kadar içli dışlı ve ne kadar karlı olursa olsun, kendi denetimini tamamen siyasi iktidarın eline vermek isteyeceğini düşünmüyorum. Bu özellikle belli bir güce sahip olan, belli bir tarihe sahip olan hareketler için geçerli. Çünkü kendini eğer siyasi iktidara, siyasi bir lidere ve siyasi iktidara tam anlamıyla bağlı kılarsa, kendi özgünlüğünü ve özelliğini kaybedecektir ve zaman içerisinde tamamen silinip gidecektir. Dolayısıyla böyle bir ikilemle karşı karşıyalar birçok cemaat. Tabii ki şunu normalde hepsi tercih etmek durumunda. Devletten teşvik almak, destek almak, devletin kendi aleyhlerine herhangi bir müdahalesine maruz kalmamak gibi şeyler alıp çok da fazla devlette yan yana gözüküyor olmamak isteyeceklerdir. Ama özellikle Erdoğan'ın Gülen'le olan savaşında buna çok riayet etmediğini ve hepsini yanında görmek istediğini biliyoruz. Malum gazete ilanları vardı ve orada cemaatler, cemaat adıyla değil de cemaatler kendilerine bağlı vakıf ve dernekler adıyla alenen Tayyip Erdoğan'ın yanında yer almaya davet edildiler. Bu davete icabet etmeyenleri hakkında da iyi şeyler düşünülmedi. Buradan referanduma geçecek olursak, referandum Tayyip Erdoğan'ın zaten fiilen var olan iktidarı kendi elinde toparlamasında, monopolize etmesi, tek eline alması olayının adının konulması ve iyice katmerleşmesi anlamına gelecek. Eğer bu sadece siyasi alanda sınırlı kalacak olsaydı, yani Tayyip Erdoğan sadece siyasi alana kendini sınırlamakla yetinecek bir siyasetçi olsaydı, cemaatlerin çok da fazla umrunda olmayacaktı bu. Ancak Erdoğan'ın sosyal alana da çok fazla ilgili olduğu ve sosyal alanı da kontrol etmek istediği, sosyal ve siyasi olanın arasında pek bir fark bırakmak istememesinin bir tedirginlik yarattığını söyleyebiliriz. Ama bu tedirginlik hayıra yönelir mi sanmıyorum. İslami cemaatlerin büyük bir kısmı şu andaki seçenekte büyük ölçüde evet'i tercih edeceklerdir diye
tahmin ediyorum. Bunların oyu ne derece tekabül eder, kaç, ne kadar oy vardır bu? Öteden beri, ben gazeteciliğe başladığımdan beri hep söylenir, her seçim öncesi hangi cemaat kimi destekliyor, ne kadar oyu var diye tartışmalar yapılır. Bunun rakamların çok olağanüstü yüksek rakamlar olduğunu sanmıyorum. Tabii ki belli bir etkisi var. Cemaatlerin kendilerine bağlı insanları var, bir de etkileri altındaki insanlar var. Ama Türkiye'de özellikle kentte yaşayan kesimler için cemaatlerle şu ya da bu şekilde ilişkisi olsa da insanların kendi bireysel tercihlerine göre oy verme alışkanlıklarının zaman içerisinde, süre içerisinde yerleştiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu cemaat bahsini böyle kapatmak istiyorum. Büyük ölçüde cemaatlerin tercihinin Tayyip Erdoğan'dan yana olacağını ama bir tedirginliği de, hepsinde olmasa bile büyük bir kısmında bir tedirginliğin de söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Bir not, dünkü yayında da söyledim, tekrar burada da söylemek istiyorum. Güren cemaatinin bu, şimdi Güren cemaat dediğim, şimdi bana kızanlar vardır, onların gönlünü de almak için FETÖ diyelim. Ama bu cemaat tabii ki. FETÖ ya da Güren cemaati ne derseniz deyin. Burada Türkiye'de oy kullanacak olan bağlılarının ya da kaldıysa, ne kadar kaldıysa sempatizanlarının herhalde oyları hayır olacaktır. Yani bunu teorik olarak böyle varsayabiliriz. Ama ben bu yapının Türkiye'de evet çıkmasını tercih ettiğini, edeceğini ve böylece özellikle Batı'da daha güçlü bir şekilde Tayyip Erdoğan'a ve onu tek adam yönetimine karşı daha etkili bir şekilde propaganda yürütmeyi düşündüğünü düşünüyorum. Çünkü bu yapı esas olarak faaliyet alanını artık Türkiye dışı topraklarda, topraklar olarak belirlemiş durumda ve özellikle de Batı geliyor. Türkiye'ye ve Erdoğan yönetimine Batı üzerinden olabildiğince baskı yapıp onun doğurduğu kriz anlarından istifade etmek gibi bir perspektifleri var ve bu anlamda hayırdan ziyade evetin çıkması onların daha fazla hayal ettikleri bir şey olabilir. Şimdi cemaatlerin tavrının böyle olduğunu söyledikten sonra İslami camia meselesi kapanıyor mu? Hayır, kapanmıyor. Çünkü İslami camia dediğimiz yerde aslında cemaatlerle çok da fazla organik ilişkisi olmayan insanların sayısının etkilerinin çok daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Şimdi genellikle yükselen siyasi hareketlere bakıldığı zaman, mesela AK Parti örneğinde ya da Refah Partisi'nin zamanında yükselişinde ya da değişik dönemlerde değişik partilerin yükselişinde iki ayrı yapının burada söz konusu olduğunu görüyoruz. Benim değerlendirmelerime göre iki toplumun iki farklı kesimi, aslında çıkarları birbiriyle zıt iki farklı kesimi bu hareketleri taşıyor. Bunlardan birisini kabaca kaybedenler olarak özetleyebiliriz. Bu toplumun alt kesimleri, yoksullaşan, daha da yoksullaşan ve yoksunlaşan kesimlerin bir arayışları, tepkileri, var olan düzene, statükoya yönelik tepkileri var ve bunu değiştirmek ve kendileri de daha fazla kaybetmekten çıkmak ve hatta kazanmaya başlamak istiyorlar ve bu anlamda da muhalif bir takım hareketlere, diyelim ki Türkiye'de Refah Partisi'ne dün, bugün de Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yöneliyorlar. Bunlar genellikle göze çarpan kesim, daha çok mitinglerde vesairede daha çok gözüken, son dönemde 17-25 Aralık ve sonrasında Gezi zamanında vesaire gördüğümüz, hani kabaca kefenliler diye tabir edilen Tayyip Erdoğan'ı havaalanlarında kefenle karşılayan, beyaz örtülerle artık her neyse, ölüme hazır olduklarını söyleyen insanların büyük bir kısmı genellikle toplumun alt kesimlerinde olan daha militan, daha öfkeli kesimler. Ama bu hareketleri esas motor gücünün bu kitleler olduğunu düşünmüyorum. Esas olarak bu hareketler
yükselişte olan bir takım sınıflarla, katmanlarla beraber yükseliyorlar. Yani bunları da kazanmakta olanlar diyelim. Yani bir tarafta kaybedenler var, giderek daha fazla yoksullaşanlar var. Bir tarafta da aslında zenginleşenler, orta ve üst orta sınıfa doğru gidenler. Ama bütün bu yükselişleri sırasında ülkedeki siyasi yapının, konjonktürün ve statükonun kendilerinin önünü tıkadığını düşünen, hak ettikleri derecede devletten yararlanamadıklarını düşünen, hatta devlet tarafından horlandıklarını düşünen kesimler var. Ve bu kesimler Refah Partisi ve AK Parti özelinde baktığımız zaman bu kesimler genellikle dindar, orta sınıf ve üst orta sınıflar, serbest meslek sahipleri, Anadolu sermayesi diye adlandırılan kesim vesaire. Yani bu insanlar Türkiye'de belli bir yere geldiler ama devletin refleksleri nedeniyle, 28 Şubat'ta en son bunun örneğini gördük, refleksleri nedeniyle hep önleri tıkandı ve önlerinin açılmasını ve sistemin merkezinde olmanın kendi hakları olduğunu söylediler. Ve bunun olmasının yolu da tabii ki dışlanmışların merkeze gelebilmesinin tek yolu var. Demokrasi, çoğulculuk, özgürlük. Yani bu insanlar Refah Partisi'nden itibaren ve AKP ile beraber de sürekli olarak bu evrensel değerleri öne çıkardılar. Yani dindarlıklarını yaşam tarzı olarak muhafazakar ama siyasi olarak değişimden ve özgürleşmeden, demokratikleşmeden yana bir tutum takındılar. Kimileri bunu bir enstrüman olarak gördü, yani takiye olarak gördü. Özellikle iktidarlarını bunlarla paylaşmak istemeyen, bu yeni dindar orta sınıfla paylaşmak istemeyen kişiler, o kesimlerin özgürlük, eşitlik, çoğulculuk taleplerinin yalan olduğunu söylediler. Bu yalan olduğunu söylemelerinin bir nedeni gerçekten onlara inanmıyor olmaları ama önemli bir ayağı da kendi iktidarlarını paylaşmak istememeleriydi. Şimdi bu iktidar paylaşımı meselesi büyük ölçüde hallolmuşa benziyor ve o merkeze taşınma olayı gerçek anlamıyla özellikle AKP iktidarıyla beraber ama Refah Partisi'nin özellikle belediyeleriyle beraber başladı ve şimdi de iyice tamamlanmışa benziyor. Ama şu anda Tayyip Erdoğan bu kişilere de, cemaatlere yaptığı gibi bu kişilere de ancak kendisinin izin verdiği ölçüde alan sunuyor. Yani bu kişilerin bu arada merkeze taşınma sürecinde yaşadıkları ve hoşlarına giden o özgürleşme, demokratikleşme, çoğulculaşmanın kendilerine açtıkları fırsatları gören ve bununla beraber, tabii bunlarla hepsiyle beraber küreselleşme ve küreselleşmeye entegre olma. Türkiye'de özellikle son 15 yılda dindarların sadece merkezin, Türkiye'de merkezin, sistemin merkezine yolculuğu değil, aynı zamanda küreselleşmeyle, yer küreyle bir tür entegrasyon yaşadıklarını gördük. İşte Tayyip Erdoğan bütün bunları kendi kontrolüne almak istiyor ve bunu yaparken de aynı zamanda küreselleşme konusunda çok, özellikle son dönemde görüyoruz, çok ciddi geri adımlar atıyor. Daha içe kapanmacı, tekrar milliyetçi bir söylem, Kürt sorununun barışçı çözümünden uzaklaşıp tekrar milliyetçi bir çizgiye gelmek ve bu dindarların ilk başta tereddütle bakıp daha sonra bayağı bir benimsemiş oldukları Avrupa Birliği ile tam üyelik çizgisinden uzaklaşmak. Hatta Avrupa'ya bir şekilde, net bir şekilde son Hollanda krizinde olduğu gibi neredeyse bir savaş ilan etmek. Bütün bunlar bu kesimlerin, bu hareketin esas, bu harekete dinamizmini sağlayan kesimlerin çok ciddi bir şekilde kafasını karıştırıyor, canını sıkıyor. Yani bu Türkiye gibi büyük bir ülkenin kendi içine kapanamayacağı, kapanmaması gerektiği, Türkiye'nin yönünün
bütün kültürünü vesairesini, dinini, imanını her neyse koruyarak, tarihine sahip çıkarak ama yönünün batı olduğunu, batının dışında bir seçeneği olmadığını düşünen çok hatırı sayılır bir muhafazakar bir kesim var Türkiye'de. Ve Tayyip Erdoğan şimdi bu suyu tersine akıtmaya çalışıyor. Halbuki bütün bu süreci beraber yaşadılar. Beraber yaşadılar ama şimdi Tayyip Erdoğan yolu değiştirmeye yönelmiş durumda ve bu değiştirmeye yöneliş ciddi bir şekilde bir takım burukluklara yol açıyor. Şimdi Avrupa örneğine bakalım. Avrupa'da ciddi bir şekilde Avrupa'ya entegre olmuş, orada yaşayan Türkiye'li göçmenler içerisinde ama kendi dini kimliklerini ve hatta milli kimliklerini de muhafaza eden insanların bir kısmı bu son kavgada ciddi bir şekilde Avrupa'nın işte AKP yöneticilerine, bakanlarına yaptıklarını bir tür kendilerine hakaret, küfür olarak görüp radikal bir söylem takınırken çok önemli bir kısmı da bunların çok gereksiz şeyler olduğunu, çünkü kendilerinin de artık o Avrupa'nın bir parçası olduğunu söylemeye başladılar ve bu son kriz, Avrupa'daki kriz ki bence referandum sürecinde Erdoğan'ın ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yaptığı en büyük hatalardan birisi buydu. Kısa vadede evet oylarını arttırmak amacıyla yapılan bu hamlenin ben ciddi bir şekilde geri teptiğini düşünüyorum. Sandıkta şu referanduma ne derece yansır bilmiyorum ama burada çok ciddi bir kırılma yaşattı ve bu kırılma aslında Türkiye'deki İslami camianın normal akışına aykırı bir müdahaleydi bu. Ve bunun çok ciddi bir şekilde rahatsızlık yarattığını düşünüyorum. Düşünüyorum ve görüyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi içerisindeki gizli hayırcılar diye söylenen ki aslında bazılarının artık gizliliği de pek kalmadı. Kişilerin profilleriyle, duruşlarıyla bu benim bahsettiğim kesimlerin duruşları arasında çok büyük yakınlıklar var. Tabii ki bu insanların büyük bir kısmı aleni bir şekilde bir hayır kampanyası vesaire yapmıyorlar. Belki de evet verecekler ama tatları kaçmış durumda ve bu gidişin Tayyip Erdoğan'ın Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ve Erdoğan'ın 2002'den itibaren Türkiye'yi götürdüğü yolla daha sonra belli bir aşamadan sonra yönünü değiştirmesi kafaları ciddi bir şekilde karıştırmış durumda. Araya giren FETÖ olayı, darbe olayı işleri daha da allak bullak etti. Tabii ki burada insanların büyük bir kısmı FETÖ denen yapıya karşı bir pozisyon takınıyorlar ama bunun nasıl olup da olduğunu hala tam olarak kendileri cevaplayamıyor. Çok büyük bir travma var bu konuda. 15 Temmuz olmasaydı bile vardı. 15 Temmuz'la beraber bu travma iyice büyüdü. Bunun cevabı verilemedi. Çok büyük bir altüst oluş var ve bu aslında benim bir daha önceki yayınlarımdan birisinin başlığını verdiğim gibi Türkiye'de İslami hareketin, İslamcılığın iflası anlamına geliyor. Şu anda insanlar İflas yaşayan bir İslamcılığın yanında kendi dindarlıklarını muhafaza etmenin yollarını arıyorlar. Yani İslamcılığın projekt vizyonunda çok ciddi bir tıkanma var. Ama bu İslamcılığın bitmesi insanların dinlerinden çıkmaları anlamına gelmiyor. Dolayısıyla dindarlığını muhafaza edip İslamcı olmayan bir siyasetin duruşun yeniden üretilmesi konusunda insanlara Adalet ve Kalkınma Partisi ve Tayyip Erdoğan ve bu anayasa değişiklik paketi çok fazla bir şey sunmuyor. Eğer ilk başlarda sivil anayasanın ilk telaffuz edildiği anlardaki gibi çoğulcu kuvvetler ayrımını güçlendiren bir anayasa taslağı olsaydı herhalde bu anayasa taslağı %80 falan gibi bir oyla geçerdi. Hatta belki de referanduma bile gerek kalmadan meclisten ezici bir çoğunlukla milletvekillerinin oylarıyla geçerdi. Ama şu andaki sunulan paket Türkiye'nin şartlarına ne derece uyup uymadığı ayrı bir şey ama Türkiye'de yükselen dindar orta sınıfların ve üst orta sınıfların vizyonuyla çok örtüşen bir şey değil. İnsanlar
ülkeyi yönetecek tek bir kişinin kendilerine sunacağı, bağış edeceği bir alanla yetinmeyecek kadar deneyim ve birikim sahibiler. Dolayısıyla önlerindeki seçenek esas olarak bir çoğulculuk olarak gözüküyor ve bu Adalet ve Kalkınma Partisi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bir süreden beri çoğulculuk yerine çoğunlukçuluk vaz ediyor ve bunun da ciddi kırılmalara yol açtığını görebiliriz. Burada son bir not, geçen ülkenin başına gelen olay aslında bu benim söylediğim şeylerin çok iyi bir özeti. Yani bir reklam filmi etrafında koparılan kıyametin, kıyametten alttaki bir takım insanlar bundan bir zevk almış olabilir. Ama orta sınıflar ve onun da üstündeki kişiler, girişimciler, iş kadınları, iş adamları vesaire bundan çok ciddi bir şekilde onların ürkmesine yol açan bir şey. Bunlar birdenbire nereden çıktığı belli olmayan ve herkesin belli bir o camianın özellikle yıllardır bildiği, benimsediği, sahiplendiği bir markaya anında böyle bir şeytanileştirme ve kriminalize edici bir kampanyanın birdenbire patlak vermiş olması, ki Türkiye'nin en büyük markalarından birisi bu, daha zayıf olan yapıların gözünü çok ciddi bir şekilde korkutuyor ve güven duygularının çok ciddi bir şekilde aşılmasına yol açıyor. Sonuç olarak şunu söylemek istiyorum. Şu anda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi perspektifi ve vizyonu Türkiye'de bu hareketi bugünlere getiren kesimlerin vizyonlarıyla çok ciddi şekilde çelişkiler arz ediyor. Burada tabii ki bir takım insanlar başka seçenekleri olmadığı için ya da kişisel olarak kendilerini bağlı hissettikleri için tercihlerini yine Erdoğan'dan yana yapacaklardır. Unutmayalım, bugün şu anda Türkiye'de bir süredir ve uzun zamandır Tayyip Erdoğan'ın çok ciddi bir kitle desteği var. Kişi olarak kendisinin, partisinin ötesinde bir şeyi var, kredisi var ve özellikle dindarlar içerisinde var. Ama buna çok fazla ne kadar güvenebilir ona açıkçası çok emin değilim. Çünkü insanlar sevseler de, kendilerine kardeş görseler de, yakın görseler de bir yerden sonra kendi hak ettiklerinin ne olduğunu düşünüp şu anda sunulanın kendi hak ettiklerine denk gelip gelmediğine bakıyorlar. Ve şu anda sunulan, anayasa değişikliği içerisinde sunulan sivil topluma ve diğer yapılara, yani ülkenin iktidarı elinde tekerleştiren kişiye sunulanla geri kalanlara sunulan arasındaki büyük uçurum birçok kişiyi tedirgin ediyor ve bu anlamda muhafazakar camianın da, İslami camianın da bu var olan paket konusunda, Tayyip Erdoğan'ın kişiliği konusunda olmasa bile ya da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin parti olarak olmasa bile bu sunulan paketin kendilerinin hayrına olup olmadığı konusunda ciddi bir şüphelerinin olduğunu ve kendi işlerinde çok dışa yansımasa da kendi işlerinde bunu kaygıyla tartıştıklarını duyuyorum, görüyorum, tanık oluyorum. Ama tabii ki sandık bambaşka bir şey. Sandıkta ne çıkacak ve çıkacak sonucun üzerinden bir takım yorumlar ayrıca yapılacak. Ama şu anda gördüğüm benim bu referandum 12 Eylül'deki referandumdan çok daha farklı bir şekilde seyrediyor. İslami camianın burada gönül rahatlığıyla bir inanmış bir şekilde tamamen burada bir Tayyip Erdoğan'ın çizdiği perspektifte gittiğini görmüyorum. Söyleyeceklerim bu kadar, iyi günler.